ardan Zentürk. Kanalizasyon arıtma tesisi Beyaz Saray. 200 yılı aşan ömrüyle Beyaz Saray bugün de güzel kokuyordur kuşkusuz. Ne de olsa anlış anlı Amerikan Başkanı Trump ve ailesini konuk ediyor. Ama için siyasi yönünde ortalığı bok götürüyor. Amerikan Başkanı Suudi Arabistan Veliaht Prensi denilen bir katili tek bir açıklamayla aklamaya çalıştı. Kanalizasyon esas olarak yer altından akar ama iç, diplomasi ve siyasete gelince emperyalizmin ana karargahı Beyaz Saray'dan geçiyor. İsrail'in güvenliği ve İran'la sürdürülen mücadele zemininde belli ki Beyaz Saray Cemal Kaşıkçı'nın katilini gözümüzün içine bakarak kurtarmaya çalışıyor. Başarır mı? Evet başarabilir. MİT oyunu bozdu. Yüksek ihtimal Türkiye'nin iki ayrı uçakla İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz ve delil yok etme ekibinin bu hızla ortaya çıkartacağını, konsoloslukta işlenen cinayetin belgeleneceğini, hatta kurbanın cesedinin uzmanı tarafından müzik eşliğinde 7 dakika gibi kısa bir zamanda parçalanıp torbalanmasının belirleneceğini tahmin etmiyorlardı. Trump cinayeti işleyen kötü adamlardan söz ediyor. Oysa o ekibin dört ismi doğrudan prensin adamı ceset doğrama işini de resmi Suudi yetkili yapıyor. Yani iki uçakla 15 kişilik ekip Suud yüksek makamlarının bilgisi dışında kendi kafasına göre geldi. İstanbul'da katliam yaptı öyle mi? Trump'ın öyküsü bu. Dünyayı böyle bir adam yönetmeye çalışıyor. Herkes kapısını iyi kilitlesin. Elikanlı bir prensle samimi görüntü veren bu arada PKK için 100 milyon petro doları cebine koyan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Ankara'dan ne talep ettiğini asla merak etmem. Önemli olan el sıkıştığı prensin elinden üzerine sıçrayan kaşıkçının kanını benim ülkeme sıvamamasıdır. İsrailleşme süreçleri. Suudi Veliahtı Bin Salman ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Bin Zayed esas olarak Siyonizmin Orta Doğu'daki güçlü karakteridir. Anladığımız kadarıyla İsrail'in düşmanının bul ve yok et operasyonlarını da pek seviyorlar. Mesela Abraham Golan diye bir Macar Yahudisi var. Şirketinin adı Spear Operations Group. CIA'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yerleşik adamı ve Bin Zayed'in danışmanı olan Filistinli Dahlan bu şirketle 2015 yılında temas kuruyor. Anlaşma imzalanıyor. Golan'ın emrindeki Amerikalı paralı askerler kendilerine verilen liste Çerçevesinde Yemende 32 din adamı ve siyasetçi infaz ediyorlar. Amaç, Amerika-İsrail planı çerçevesinde Yemende İran'a karşı savaşı başlatmak. Başarılı oluyorlar. Son 3 yılda Yemende 10 binlerce masum öldü. Bugün 10 binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Aynı ekip 15 Temmuz'un arkasından çıkan ekiptir. Emperyalizmin 1 dolarlık FETÖ'cü askerlerine paranın bin zayet üzerinden dahlan eliyle iletildiğini hatırlatmama gerek var mı? Bunlar Trump'ın yakın müttefikleri. Bir de utanmadan papaz kılıklı casusunu karşıladığı oval ofisinde evanjelist radikal hristiyan görüntüler sergiliyor. Sen önce odandan akan kanalizasyonu temizle. Dünyayı bu kadar kirletmeye ne hakkın var? Örtbas etmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan'ın Amerika için denklemi çok basittir. Petrol pompalarının çalışmasını sağla, petrol fiyatlarını düşük tut, İsrail'e zorluk çıkarma, İran'la dalaşmaya devam et. Bir de işin silah satışı başta parasal yönü var o başka. Bu nedenle Trump o prens gözünün önünde adam öldürüp bizzat parçalasa bile sesini çıkarmaz. Hiç ümitlenmeyin. Tersini yaparsa Suudların petrol fiyatını 200 dolara çekebileceği yönünde teoriler var ama geçiniz. Bunu tarihte bir kez Kral Faysal yönetimi 1964-75'te yapmıştı. Onu da kuzenine öldürttüler. Riyad'da ikinci bir Faysal görünmüyor. Hele İran'a bağlantısında Türkiye'ye Siyonist saldırıyı planlamış harekete geçmişken Suudi Arabistan'daki yakın müttefikinin nasıl kaybeder? Prens dediğin adam aynı zamanda Trump'ın damadının kankası. Neyse, bu kadar pis ilişkinin içinde temiz kalmak, ülke olarak kendi rotanda yürümek hayli zor, biliyorum. Cinayet devletlerin gri alanlarında yaşandı. Devamı da orada şekillenecek. Yani hiçbir şeyi siyah beyaz göremiyorum. Ardan Zentürk, Star.